24 Mayıs 2021 Starcom.tr Aziz Üstel Beni zırba adayı yapacaklar Kılıçdaroğullarından Kemal Bey pek bir sinirliydi o gün. Yardımcısı bu sinirin, bu öfkenin nedenini anlayamamıştı bir türlü. Niye bu kadar sinirlendiniz efendim? Nasıl sinirlenmem birader? Bana zırva adayı olacak diyorlar. Ben ne kadar yumuşak, sevgi can, akıllı, kültürlü bir adamım değil mi? Sevecen efendim, sevgi can değil. Ha işte sen de söylüyorsun. Hem daha ortada fol yok köpek yok. Yumurta efendim. Ne? Ha ortada yumurta yok köpek yok. Yardımcısı hiç sesini çıkartmadı. Sadece tövbe töbe gibiler. ...başını sallamakla yetindi. Evde ekmek bekleyen eşiyle 3 çocuğu olmasa... ...çoktan istifayı basıp gitmişti ya. Burası Hasan'ın tiyatrosuyla Hisseli Harikalar kumpanyasına dönmüştü. Efendim sizin için zirve adayı diyorlar. Zırva değil ne? O ne demek? Efendim, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tek adayı olacaksınız ya onun için zirve diyorlar. Yani tepe adayı. Tepe mi? Ben öyle yükseğe falan tırmanamam. Başım döner, midem bulanır, düşerim, bayılırım. Efendim, öf yani <laughs> üşütmüşüm de bana doğru öksürme. Olur efendim öksürmem. Bana bak. Ben şeyi yenebilir miyim? Onların adayını. Tayyip Bey mi? Ha işte onu. Vallahi bilmem ki yani. Geveleyip durma lafı. Doğruyu söyle ama. Peki. Hayır efendim yenemezsiniz. Hah ben de böyle düşünüyorum. Ama laf aramızda. Kimseye söyleme. Söylemem. Şimdi mazeret düşünmeye başla. Aday maday olmam ben. Olamam. Yenildiğim gün beni partinin kapısına koyarlar. Düşün hadi düşün. Öyle bön bön bakma bana. Ortada yumurta yok, köpek yok. Adamlar bizi zırva adayı yapacaklar.